Merhaba arkadaşlar. Evet. Birinci sorumuzda başlıyoruz türdeş x ve y cisimlerinin kütleleri sırasıyla m ve 3m'dir. x isminin potansiyel enerjisi e, x, y cisminin potansiyel enerjisi e, y'dir. Buna göre e, x, e -Y oranı sorulmuş. Kütlelerimiz bize m ve 3m olarak verilmiş arkadaşlar. Potansiyel enerjimiz neydi? mgh şeklinde yazıyorduk. x ve y için yazacak olursak e, -X m çarpı g çarpı 2h yere yüksekliği çünkü 2h. y için m çarpı g çarpı h'dan 3m g çarpı h. Bunları birbirine oranladığımız da cevabımız 2 bölü 3 çıkar. Doğru seçeneğimiz C şıkkıdır arkadaşlar. Evet ikinci sorumuz. Şekildeki dairesel levha kare levhadan kesilip çıkartılmıştır diyor arkadaşlar. Buna göre öncülerimizden hangisi ya da hangileri doğrudur diye bize sorulmuş. Okuyalım. Kare levhanın sıcaklığını delta t, dairesel levhanınkini 2t arttırmak, Böyle durumda arkadaşlar bu bir artarken bu iki artacaktır. O yüzden ne yapacak birbiri içerisinden geçmeyecek yani yanlış olacak arkadaşlar. İkinci öncülümüz kare levhanın sıcaklığını delta T, dairesel levhanınkini ikini iki delta T azaltmak. Evet arkadaşlar bu bir küçülürken bu iki küçülüp kare levhanın içerisinden geçebilir. Yani ikinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncülümüz için kare levhanın sıcaklığını 2 delta T dairesel levhanın delta T arttırmak. Evet arkadaşlar bu iki genleşirken bu bir genleşecek. Levha ikisi de yüzeyce genleşme yapacağı için ne yapacak arkadaşlar? Dairesel levha kare levhanın içerisinden geçebilecek. Dördüncü öncülümüze bakıyoruz arkadaşlar. Kare levhanın sıcaklığını 2 delta T dairesel levhanın delta T azaltma denilmiş. Bu 2 küçülürken bu bir küçülecek. Ne yapacak arkadaşlar? İçerisinden geçemez. Doğru seçeneğimiz C şıkkıdır arkadaşlar. Evet üçüncü sorumuzda arkadaşlar bir ısıl denge sorusu. X e, ısı verirken Y ısı alacak arkadaşlar ve ısı sıcaklık bu değişim kendi ikisi arasında oluşuyor. Buna göre arkadaşlar biz ne diyorduk? X veren Y alandı. Ne olacak? Verilen alınanı eşit olacaksa değerlerimizi yerine yazdığımızda X'in kütlesi 2, C X bilmiyoruz. Çünkü zaten bize öz ısılarının oranı sorulmuş arkadaşlar. Yerlerine tek tek yazdığımızda oranımız 3 bölü 2 çıkıyor çıkıyor. Doğru seçeneğimiz C şıkkıdır arkadaşlar. Evet, dördüncü sorumuz arkadaşlar bir boycu uzama sorusu. ilk boyları şekillik gibi olan K, L, sıcaklıkları eşit azaltıldığında boyları eşit oluyormuş. Yani sıcaklığımız hepsinde delta T'ye kadar azaltıyoruz ve son boylarının hepsinin eşit olduğunu varsayarsak arkadaşlar en fazla büzüşen M, ikincisi L, üçüncüsü K cismi de en fazla gen, e, büzüşenle genleşme katsayısı doğru orantılıydı. O yüzden genleşme katsayısı en büyük olan M, ikincisi L, üçüncü de k'dır arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz E şıkkıdır. Evet 5. soruca X, Y, Z cisimlerimizin arkadaşlar kütleleri, ısıları, ilk ve son sıcaklıkları verilmiş. Bu soruda bize arkadaşlar Aynı madde olup olmadıkları sorulmuş. Aynı maddeye biz nasıl bakıyorduk? Öz ısılarından öz ısıları aynıysa bu maddeler için aynı diyebiliriz arkadaşlar. Buradan tek tek x ve y, x, y ve z için yazacak olursak cx'imiz ne çıkar arkadaşlar? 1, c, y'miz 1 bölü 2, z'miz de 1 çıkar. O zaman x ile z aynı madde, y farklı madde olur. Doğru seçeneğimiz c şıkkıdır arkadaşlar. Evet 6. sorudayız. Sıcaklık ısı grafiği verilen k -L cisimleri var arkadaşlar. Bakalım. Eşit kütleli k L sıvılarına ait sıcaklık ısı grafiği şekildeki gibidir. Sıvıların öz ısıları CK ve CL olduğuna göre oranları sorulmuş. Biz sıcaklık değişimi olan e, sorularda ne yapıyorduk? Q eşittir. MC delta T yazarak C'mizi oradan çekiyoruz. Yani Q bölü M delta T tek tek K ve L e, sıvılarımız için yazacak olursak CK için ne buluruz arkadaşlar? 2Q bölü 3T çarpı M L için 2Q bölü M çarpı T K'yı 2 bölü 3 L'yi de 2 bölü 1. Bunları birbirlerine oranlarsak sonucumuz 1 bölü 3 çıkar. Doğru seçeneğimiz Bursadır arkadaşlar. Yedinci sorumuz bir termometre sorusu arkadaşlar. Bilinmeyen bir termometrede santigrat derece kaç gösterir diye bir sorumuz var. Hemen biz şeklimizi çizecek olursak bir Z termometresi ve bir Celsius termometresi. Celsius termometresinde kaynamamız 100 santigrat derece donmamız sıfırdı. Z'de bize ne verilmiş? Kaynamamız 120 donmamız sıfır. Evet Celsius termometresindeki 60 santigrat derecenin Z'de kaç Z gösterdiği sorulmuş arkadaşlar. Biz nasıl yapıyorduk bu sorularımızı? z eksi z z eksi z, z c eksi c c eksi c yani ilk z ve c'lerimize dokunmuyor sonrasında dandik kamil dondu diyerek de kodluyorduk hemen değerleri yerine yazarsak z bilinmiyor arkadaşlar donma noktamız 0 kaynama noktamız 120 donma noktamız 0 arkadaşlar aynı şekilde Celsius termometresi içinde yazdığımızda z değerimizi 72 z olarak buluruz doğru cevabımız 5 arkadaşlar Evet 8. sorumuzda yine öyle bilinmeyen bir termometredeki değer sorusu arkadaşlar. Aynı mantıktan ilerliyoruz. Yine bize burada direkt şekli verilmiş. Biraz önceki sorumuzda verilmemişti. Biz kendimiz çizmiştik arkadaşlar. Burası bizim neydi? Donma noktamız. Buralar kaynama noktamız. Bu da bizden istenilen x değerimiz arkadaşlar. Yerlerine yazacak olursak. C'de ne verilmiş arkadaşlar? 50. C'nin donma noktası 0. Kaynama noktası 100. Donma noktası 0 arkadaşlar. Aynı şeyi x termometresi için yazıyoruz. X bilinmiyor bize zaten bu soruluyor arkadaşlar. X'de Donma noktamız 20, kaynama noktamız 130 ve 20 verilmiş. Buradan içler dışlar çarpma yaptığımızda x'in 75x olduğunu yani doğru seçeneğimiz D şıkkıdır arkadaşlar. 9. soruda 80 santigrat derecedeki 5 gram su kaç kalori ısı kaybederse eksi 20 santigrat derecede buza dönüşür diye sorulmuş. Buradan arkadaşlar ilk yapacağımız neydi? Biz hemen bir grafik oluşturuyoruz. 80 santigrat derecedeki benim 5 gram suyumu eksi 20 santigrat derecede buz elde etmek için önce bu arkadaşı 0 santigrat dereceye sıvı haline getirmem gerekiyor. Daha sonra bu arkadaşın ne yapacağım donmasını daha sonra eksi 20'ye düşmesini sağlayacağım ve burada yapacağım tüm işlemler benim benim eksi 20 santigrat derecede 5 gram buz elde etmem için açığa vermem gereken ısı enerjisini bulmamı sağlayacak. Buradan yazacak olursam denklemde Q eşittir mc buz çarpı delta t artı ml erime artı mc su delta t şeklinde yazıyorum ve değerlerimi yerine yazdığımda sonuç olarak ortama 850 kalorilik ısı vermem gerektiğini görüyorum. Doğru seçeneğim 5 şıkkıdır arkadaşlar. Evet 10. sorumuz bizim yine sevdiğimiz güzel bir soru. Ee, ilk i̇lk başlarda sıkıntı yaşamıştık. Şimdi e, zevkle çözebiliyoruz bulmaca cinsinden. Evet bakalım arkadaşlar. X termometresi ile Celsius termometresinin grafiği şekildeki gibidir. Buna göre saf su kaynadığı anda saf su kaçta kaynar arkadaşlar? Santigrat derece Celsius'te de 100 santigrat derecede kaynar x termometresi kaç x'i gösterir demiş. Hemen biz değerlerimize bakacak olursak arkadaşlar. Diyor ki bana x termometresinde eksi 40'ı gösterirken Celsius'te 0'ı. Celsius'te 20'yi gösterirken x termometresinde 0'ı gösteriyor. Yani bana diyor ki X'de x de eksi 40'a 0, 0'a 20. Diyor ki bana Celsius'te 20 birim yer değiştirdiğinde x de 40 birim yer değiştirirsin. Toplam 4 hamlede 100'e ulaştığıma göre Celsius'te 4 hamlede burada nereye ulaşacağım x termometre 160 değerine. O zaman doğru seçen nedir arkadaşlar? Edir nedir? Evet 11. sorumuz arkadaşlar. Yine bir termometre sorusu. Ama burada bize hangi değerde x ve y termometreler aynı değeri gösterir diyor. Yani benim formülümde bakacak olursam arkadaşlar x ve y için aynı a değerlerini kullanmam söyleniyor. x ve y yerlerine aynı a değerlerini yazdığım zaman ne yapıyorum arkadaşlar? A değerimi 120. Yani x ve y de 120 değerinde aynı değeri göstermiş olacaklar. Doğru seçeneğim. Bursa arkadaşlar. 12. sorumuz yine sıcaklık verilmiş arkadaşlar. X ve Celsius termometreleri için yine bir bulmaca edasıyla yerleştirelim. Diyor ki bana Celsius'te de x 10 dereceyi gösterirken x de 0'ı X'te 10'u gösterirken Celsius'te 0. Yani sizin X'te 10 birim hareketiniz Celsius termometresinde de 10 birimlik harekete tekabül edecek. Peki biz arkadaşlar burada kademe kademe yaptığımızda 10 hamlede yapıyorsak Bakın burada 10'da burada 0'da. O zaman 10 hamle sonra ne yapacak? Bu arkadaş 110 değerini gösterecek. Doğru seçeneğimiz nedir? D şıkkıdır arkadaşlar. Evet 13. sorumuz. Yine bir termometre sorusu. Bakalım x termometresi ile Celsius termometresi arasındaki ilişki şekilde verilmiştir. Buna göre 45 santigrat derece sıcaklığını x termometresinin gösterdiği değer kaçtır diye sorulmuş. Hemen bildiğimiz formülümüzü ne yapıyoruz? Yerine Yazdık arkadaşlar. İlk x ve c'lerimize dokunmadık. Dandik kamil dondu. Dandik kamil dondu diye yerleştirdik. Yani donma kaynama donma. Donma kaynama donma şeklinde yazacağız. X termometresi için yazacak olursam. X eksi eksi 15. Bu eksi bizim formülün eksisi. Bu bizim derecemiz. Buradan tek tek yerlerine yazdığım zaman. X değerimi ne buldum arkadaşlar. 30 yani x termometresinde. 30x benim Celsius'te 45 santigrat derece tekabül ediyormuş. Doğru seçeneğim Bursa'dır arkadaşlar. Evet 14. sorudayım arkadaşlar. 10 gram kütleli buzun sıcaklığını 10 santigrat dereceden 10 santigrat derece çıkarmak için gerek ısı kaç kaloridir demiş. Evet hemen grafiğimi yerleştirdim. 10 santigrat derecede 10 gram Kütleri bir buzum var. Bu arkadaşı eritebilmek için önce sıfıra getirmem lazım. Çünkü nedir? Su, buz benim sıfırda erimeye başlar. Şu sıfır santigrat derecede benim nedir arkadaşlar burada? Bir kata. Ne yaptım arkadaşlar? Bunu erittim. Sıvı elde ettim. Daha sonra 10 santigrat dereceye çıkarmam gerekiyor. Yani burada yapacağım tüm işlemlerin benim o eksi 10 santigrat derecelik 10 gram buzumu 10 santigrat derecedeki su haline getirmek için e, almam gereken ısı cinsi. Hemen denklemde yerine yazıyorum. M çarpı C buz delta T. M L erime artı M C su delta T. Değerlerini yerine yazdığımda benim ortamdan 950 kalori ısı alarak çıkabileceğim değer 10 olacak diyor. Doğru seçeneğim D şıkkıdır arkadaşlar. Evet 15. sorumuz arkadaşlar. Isıl denge sorusu. İki tane e, sıvım var. KL L e, sıvılarım var. Birisinin 2M diğerinin M kütleli olduğu söylenmiş. O, i̇kisi arasında ısı alışverişi yapıldı. K cismi 2T'ye düşüyor. T derecede. M e, kütleli L cismimde 2T sıcaklık değişimi yaparak 2T'ye çıkıyor. Buna göre diyor ki bana öz ısıların oranı nedir? Biz ne demiştik arkadaşlar? İki cisim arasında ısı alışveriş oluyor. O zaman verilen alınana eşittir. Veren hangisidir? K'dır. Alan L'dir arkadaşlar. Değerlerini yerine yazdığım zaman benim öz ısılarımın oranı birbirine eşit çıkıyor. Yani doğru seçeneğim Ceyhan'dır arkadaşlar. Evet 16. soru bir genleşme sorusu arkadaşlar. Bizim metal çifti diyerek adlandırdığımız e, 3 tane metal birbirlerine perçinli bu şekilde. Bana diyor ki genleşme kat sayıları lambda k, lambda l, lambda m olan k, l, m metal çubukları şekildeki gibi perçinlenmiştir. Bu cismin doğrusal hale gelmesi için ısıtılması gerektiğinde. Yani ben bunların sıcaklığını delta T'ye kadar arttıracağım ve son konumları bu şekilde olacak. En fazla genleşen hangisidir arkadaşlar? M cismi. İkincisi L, üçüncüsü K'dır. O yüzden genleşme katsayısı büyükten küçüğe doğru MLK şeklinde olur. Doğru seçeneğimiz E şıkkıdır arkadaşlar. Evet 17. sorumuz arkadaşlar bir iş sorusu. M kütleli cismi 30 ve 10 Newtonluk kuvvetler etki etmiş ve 20 metre hareket ettirildi. Yapılan iş. İş dediğimiz neydi arkadaşlar? Bir kuvvet uygulayacağım ve bu kuvvet benim o cismime yol aldırması gerekiyor. Uygulanan kuvvetim net. 30 bu taraf 10 bu taraf net kuvvetim 20. Alması gereken yol 20 metre. Yapılan işim ne yapar arkadaşlar? 400 yıl. Doğru seçeneğim C şıkkıdır. Evet 18. sorumuzda arkadaşlar yine bir iş sorusu. Diyor ki iki tane kuvvetiniz uygulanıyor ve 15 metre hareket ettireceksiniz. Bu süreç sonunda ne kadar iş yapılır demiş. Benim dediğim neydi? Bir kuvvet uygulayacağım ve bu kuvvetin beni belirli bir miktar yol aldırmada uygulanan kuvvetim net toplam 30, alınan yol 15. Buradan yapılan işi ne bulurum? 450 Joule. Doğru seçeneğim nedir arkadaşlar? D şıkkıdır. Evet 19. sorumuza geldik. Yine bir iş sorusu arkadaşlar. Burada kafamızı karıştırmak için kütlemiz verilmiş. Ama bizim iş formülünü bildiğimiz için kuvvete ve alınan yola ihtiyacımız var. Uygulanan kuvvetimiz 10 Newton. Alınan yolda bize 20 metre olarak verilmiş. O zaman yapılan işimiz nedir arkadaşlar? 200 Joule. Doğru seçeneğimiz nedir arkadaşlar? Bursa. 20. sorumuz bir e, potansiyel enerji kinetik enerji sorusu. Daha doğrusu burada dikkat etmemiz gereken şey bizim sürtünmesiz bir e, ortamdan, düzenekten bahsediliyor. E sürtünmesiz ortamlarda neydi arkadaşlar? Mekanik enerji korunurdu. Yani mekanik enerji dediğimiz neydi? Kinetik enerji ile potansiyel enerjimizin toplama. İlk başta baktığımız zaman bizim cismimizin sadece bir potansiyel enerjisi var. Serbest bırakıldığında L'den geçerken toplam potansiyel enerjimiz kinetik enerjimize dönüşecek arkadaşlar. Çünkü yüksekliği sıfırlanacak. Evet potansiyel enerjimiz buradan 80 mg yapar. Kinetik enerjiye dönüşeceği için eşit olmak zorunda. Neden? Sürtünmesiz ortamda tamamen değişir. Birbirlerine dönüşürler arkadaşlar. Buradan cismimin hızını ne buluyorum? 40 metre bölü saniye buluyorum. Doğru seçeneğim nedir arkadaşlar? D şıkkıdır. Evet 21. sorumuz bir yeni nesil soru arkadaşlar. Tramplemden atlama sporuyla uğraşan bir yüzücü belirli bir yükseklikten havuza atladığında havuzun suyunun çevreye sıçramasına neden oluyor. Çevreye daha fazla su sıçratmak için verilerden hangileri yapılabilir diye sorulmuş bize. Hemen öncülerimizi okuyalım. Birinci öncülümüz kütlesi daha fazla olan bir yüzücünün atlaması. Evet neden kütlesi fazla olursa potansiyel enerjimiz yani M, G, H. Eminiz artarsa enerjiniz artar. Enerjiniz artarsa aktardığınız enerjiniz de artacaktır. O yüzden daha fazla su sıçrayacaktır. Yüzücünün daha yüksek trablemden atlaması. Evet yüksekliğin artması yine enerjinin artması demektir arkadaşlar. O da doğru bir seçenek. Yüzücünün tramplerini daha fazla esneterek atlaması. Daha fazla esnerse daha fazla yükseğe sıçrar. Yani yüksekliğiniz artarsa potansiyel enerjiniz artar. Doğru seçeneğimiz nedir arkadaşlar? E evet, şıkkıdır. Evet 22. sorumuzda bize e, bir grafik kuvvet yol grafiği. Bizim öncelikle hatırlamamız gereken neydi? Kuvvet yol grafiğinin altında kalan alan bana yapılan işi yani enerji değişimini verir. Sorutuna bakalım arkadaşlar. Bir cisme uygulanan kuvvetin yola göre değişim grafiği şekildeki gibidir. Bu cisim üzerinde yapılan iş kaç jüldür demiş. Evet direkt bize işi sormuş. Altında kalan alanın toplamı bize yapılan işi verecekti. Biz buradan yola çıkarak 10 çarpı 10. Burada 100 jüllük. Burada 20 çarpı 10'dan 200 jüllük enerji. Toplam ne yapar arkadaşlar? 200 artı 100 daha 300 jüllük bir iş yapılmış olur. Doğru seçeneğimiz C şıkkıdır arkadaşlar. Evet 23. sorumuz. Bir enerji sorusu yine düşey kesiti verilen şekildeki sürtünmeli yolun K noktasından serbest bırakılan 2 kilogram kütleli cisim L'ye kadar çıkabiliyor. Yani aslında neydi bizim ilk bilmemiz gereken şey toplam enerjimiz her zaman korunur arkadaşlar. Buna göre sürtünmeye harcanan enerji kaç jüldür? Yani sizin ilk başta sahip olduğunuz toplam enerjiniz bu yol boyunca sürtünmeye ve sonuçta bir potansiyel enerji eşit olmak zorunda. İlk başta sahip olduğum toplam enerjim neydi arkadaşlar? Kütlem 2, yer çekimi ivmem 10, 20 metre yüksekliğimden bırakıyorum. Yani 400 jüllük bir enerjim var ilk başta. Bu toplamı neye gidecek arkadaşlar? Sürtünme enerjisini ve 5 metrelik bir potansiyel enerjiye dönüşecek. Buradan baktığım zaman... 2 çarpı 10 çarpı 5 yükseklikten kaynaklı sahip olduğu potansiyel enerji buradan 100. 400'den 100'ü çıkarıyorum 300. Yani bunun tamamı benim artık sürtünmeye harcandığını görüyorum. Yani toplam enerjim yine korunmuş oluyor. Doğru seçeneğim nedir? Denizlidir arkadaşlar. 24. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtlardan değildir? Fosil yakıt dediğimiz neydi arkadaşlar? Yerin altında yüz yıllar oluşması yüz yıllar süren enerji kaynaklarımızdı. Bunların içinde kömür, petrol, doğalgaz, linyet, hidrojen enerjisi arkadaşlar bizim neydi? Tükenmeyen, yenilenebilir enerji kaynağımızda Doğru seçeneğimiz ne yapar? Edir nedir. 25. sorumuz arkadaşlar yine bir güncel soru. Güneş enerjisi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Tükenmeyen enerji kaynağıdır. Evet kesinlikle doğru. İşletme maliyeti çok azdır. Doğru. Doğa dostudur. Dünya üzerinde birçok ülke bundan faydalanıyor arkadaşlar. Enerji miktarı doğal olaylarına bağlı değildir demiş. Kesinlikle bağlıdır kışın. Çünkü güneş ışınlarından çok faydalanamayız. O yüzden doğal olaylarına bağlıdır. Doğru seçeneğimiz E eşittir arkadaşlar. 26. sorumuz bir güç sorusu. Evet gücü 1200 watt olan bir elektrik motoru 60 kilogramlık cismi 20 saniyede kaç metre yukarı çıkarabilir demiş. Bir 60 kilogramlık cismimiz var. Siz bunun ağırlığı nedir? 600 Newton'dur ve minimum 600 Newton'luk bir kuvvet uygulamamız gerekir arkadaşlar. Bu cismi yukarı taşıyabilmek için. Gücümüz neydi? Birim zamanda yapılan işlemekti. F çarpı x bölü t. F'im ne verilmiş arkadaşlar? Ben 600. Ne kadar yukarı çıkaracağım bilmiyorum. Zaten soruda bana o soruda arkadaşlar. Kaç saniye? 20 saniye. Gücüm bana 1200 Watt olarak da verilmiş zaten. Baktığım zaman ben 1200 wattla 40 metre yukarı çıkarabiliyormuşum. Doğru seçeneğim A şıkkıdır arkadaşlar. Evet 27. sorumuz ısı sıcaklık sorusu. Evet 14 santigrat derecedeki 20 gram suyun sıcaklığını 36 santigrat dereceye çıkarmak için sıcaklığı 40 santigrat derece olan suda kaç gram eklenmelidir diyor. Yani bir ısıl denge durumu var. Yani hemen bakıyorum 14 santigrat derecede 20 gram bir neyim var suyum. Aynı şekilde 40 gram da kütlesini bilmediğim bir suyum var. Ve bunlar 36 santigrat derecede ısıl dengeye ulaşıyormuş. Ne yapıyor o zaman arkadaşlar? Bu arkadaş veren bu arkadaş alanda biz ne demiştik? Q verilen Q alınana eşitti. Evet yerlerine yazacak olursam veren M kütleli bir su sıcaklık değişimi 40'dan 36'ya 4 alan nedir arkadaşlar? 20 gram öz ısı 1 olan su ve sıcaklık değişimi 22. Buradan baktığımızda 110 gramlık bir 40 santigrat derecede sıvı eklememiz gerekiyormuş. Doğru seçeneğimiz nedir arkadaşlar? Edirne. 28. soru arkadaşlar. Kütlesi 8 kilogram olan bir cismi düşey yukarı 4 metre saniye sabit hızla çeken motorun gücü kaç watt'tır? Buradan arkadaşlar hemen 8 kilogram sabit dediği için arkadaşlar siz 80 newtonluk bir cismi e, minimum 80 newtonluk bir kuvvetle çekmeniz gerekir. Benim güç dediğim neydi? Birim zamanda yapılan iş, iş dediğim f çarpı x bölü t'de. Kuvvetim bana 80 Newton olarak verilmiş. Evet ama e, ne kadar gideceğim ve kaç süre gideceğim verilmemiş. Ama bana sadece hızı verilmiş. Dikkat edin arkadaşlar birim zamandaki yer değiştirme bana neyi verirdi? Hızı verirdi. Hız değerim 4 verilmişse 80 çarpı 4'ten 320 wattlık bir güç harcamam gerekecek. Doğru seçeneğim C şıkkıdır arkadaşlar. Evet 29. sorudayız. E, M2M kütleli V1 V2 hızlı iki cismimiz var. Bu arkadaşların kinetik enerjileri eşit denilmiş. Buna göre hız oranları sorulmuş. Birinci cismin kinetik enerjisi ikinci cismin kinetik enerjisine eşit. Değerlerini yerine yazacak olursam 1 bölü 2 m v 1 kare 1 bölü 2 2 m v 2'nin karesi. Ve matematiksel işlemlerim sonucu v 1 v 2 nedir? Kök 2 şeklinde bulurum. Doğru seçeneğim nedir arkadaşlar? Bursa'dır. Evet 30. sorudayız. Yine bir önceki sorumuza benzer bir soru ama burada ne sorulmuş? Kütleleri oranı sorulmuş. Sırasıyla V2 ve hızıyla hareket eden K ve L cisimlerin kütleleri MK ve ML'dir. Cisimlerin kinetik enerjileri eşit verilmiş. Hemen kinetik enerjilerimi eşitledim ve değerlerini yerine yazıyorum. 1 bölü 2 MK V'nin karesi 1 bölü 2 ML. 2 V'nin karesi 4 V kare. Ben buradan çektiğim zaman kütleler oranımı 4 bulurum. Doğru seçeneğim nedir arkadaşlar? Edir nedir? Evet 31. sorudayız arkadaşlar. Yatay sürtünmesiz düzlemde V hızıyla hareket eden M kütleli aracın kinetik enerjisi E'dir. Aracın hızı 3 katına çıktığında kinetik enerji kaç e artar? Bakın burada bize neyi soruyor? Delta e soruluyor. Yani bir enerji değişimi. Birinci ismin hızı ilk durumda v'ymiş. m kütleli aynı m kütlenin hızı 3v'ye çıkartılıyormuş. Birinci durumda 1 bölü 2 m v kare. Yani biz buna e dersek. 1 bölü m 9 v kare. Yani 1 bölü 2 m v kareye biz e demiştik. O zaman burada ne yapacak arkadaşlar? 9 e değerine ulaşacak. Bize farka sorulduğu için 9E eksi E ne yapar arkadaşlar? 8E yani doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Evet 32. sorumuz bir potansiyel enerji sorusu arkadaşlar. K, L cisimlerinin kütleleri sırasıyla M, K ve M, L'dir. K ve L'nin yeri göre potansiyel enerjileri eşit. Potansiyel enerjilerimi eşitlersem M, K, G çarpı yerden yüksekliği 2H kadar L için L çarpı G çarpı yerden yüksekliği H kadar. Oranlarsam ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 2 doğru seçeneğim nedir? Bursa'dır arkadaşlar. Evet 33. sorumuz. Şekildeki 3M, 2M, M kütleli cisimler F1, F2, F3 kuvvetleriyle yatayda eşit yollar aldıklarında kuvvetlerini yaptıkları işlerde eşit olur. Yani işlerim V kadar, yollarım X kadar. Ben denklemde bunları yerine yazacak olursam neydi arkadaşlar? F1 çarpı x, F2 çarpı x, F3 çarpı x. X'lerim giderse kuvvetlerimin eşit olduğu ortaya çıkar. Doğru seçeneğim nedir arkadaşlar? Edine. Evet 34. soru yeni benim güncel bir sorum. Yeni nesil bir soru arkadaşlar. K noktasından V hızıyla atılan cismin izlediği yol şekildeki gibidir diyor. Yolun sadece MN kısmı sürtünmeli olduğuna göre Yargılarda hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar bize. Bakalım. Birincisine K, ne? KLM noktalarında mekanik enerjileri eşittir. Mekanik enerji dediğimiz neydi? Kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamı ve sürtünmesiz yüzeylerde korunurdu arkadaşlar. K, L ve M de sürtüm olmadığı için mekanik enerjilerim korunur ve birbirlerine eşittir. Birinci öncülüm o yüzden doğru olur. Evet ikinci öncülüme bakıyorum. L noktasında en büyük kinetik enerjiye sahiptir. Hayır arkadaşlar en büyük kinetik enerjiye sahip olabilmesi için yere inebilmiş olması lazım. Yani N'de olur belki ama burada belirli bir yüksekliğim var. Burada benim kinetik enerji maksimum değerine almaz. O yüzden yanlış. Üçüncüye geldiğimizde M'den N'ye giderken mekanik enerji azalır. Mekanik enerji neydi arkadaşlar? Benim kinetik enerji potansiyel enerji toplamam. MN yolu boyunca bir sürtünme var. Sürtünmeden ne yapacak arkadaşlar? Isıya dönüşecek. Toplam enerjimde buraya gelene kadar yani mekanik enerjimde bir azalma gözlenecek arkadaşlar. O yüzden üçüncü öncülüm de doğrudur. Doğru seçeneğim o zaman denizle. Evet 35'in soru yine bir potansiyel enerji sorusu arkadaşlar. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey iplerin gerilmeleri verilmiş size. Biz buradan şunu anlamalıyız. İplerdeki gerginlikler benim cisimlerimin ağırlıklarıyla doğru orantılıdır. K cisminde 3T'lik bir gerime varsa ben buradaki kütleye 3M, 2T'ye 2M, T'ye de M kadar diyebilirim. Ve bunlar için... Tek tek ben potansiyel enerjilerini yazacak olursam K için 3mg çarpı yerden yüksekliği 3h 9mgh yapar. L için 2mg çarpı h e, bu da 2mgh yapar. M'nin mg yerden yüksekliği 2h 2mgh. O zaman L ile M'nin potansiyel enerjileri eşit ve K'dan küçüktür. Doğru cevabım ne yapar? C'dir arkadaşlar. Evet 36. sorumuz güzel bir soru arkadaşlar. Aşağıda ağırlığı P olan H yüksekliğinde küp şeklindeki kutuları şekil 1'deki konumdan şekil 2'deki konuma getirmek için yapılması gereken iş kaç pH'tır? Bu tarz sorularda birinci durumdaki toplam potansiyel enerjiniz ikinci durumdaki toplam potansiyel enerjisiniz bularak aralarındaki farkı bulmanız kafeye gelecektir. Evet birinci durumdaki potansiyel enerjim nedir arkadaşlar? Şimdi kütleleri tek tek ayırdım. 2P çarpı yerden yüksekliği H bölü 2 artı. Şuradaki 2P çarpı yerden yüksekliği H. 2'ler gider. 2 pH, pH daha ne yapar arkadaşlar? 3 pH'lık bir potansiyel enerjisine sahip. Gelelim ikinci şekile. Şuradaki 2 p için 2 p çarpı yerden yüksekliği 2 h. Şuradaki 2 p için kütle merkezinden alıyorduk. 2 p çarpı h bölü 2 ikiler gider. 4 pH pHta 5. Aradaki fark nedir? 2 pH'lık bir fark vardır. Yani 2 pH daha enerji uyguladığımızda bu konuma getirebiliyoruz. Doğru seçeneğimiz nedir arkadaşlar? Bursa'dır. Evet 37. soru bir genleşme sorusu. Evet arkadaşlar şimdi e, şekildeki levhadan R yarı çapı bir e, levha çıkartılıyor. Ve bu şekilde sıcaklığı arttırılıyor. Sıcaklık arttığında nedir arkadaşlar? Kırmızıdaki konuma geldiğini düşünelim. Yani genleşiyor. Değil mi? Yarıçapım ne yaptı arkadaşlar? Arttı. A uzunluğum arttı. Ama ikisi de levha ve uzunluk olarak verildiğine göre bu oran değişmez arkadaşlar. Öncelikle onu belirledikten sonra diğerlerinin arttığını da zaten biliyoruz. Doğru seçeneğimiz nedir? C şıkkıdır arkadaşlar. Evet 38. sorumuz bir metal çifti sorusu ve yine bize genleşme katsayıları sorulmuş. Şekil 1'deki bir perçinli cisimlere ısı verilerek şekil 2'deki görünümün elde ediliyor. Buna göre ABC metallerinin uzama katsayıları lambda A, lambda ve lambda C arasındaki ilişki nedir demişler arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Sıcaklığımızı delta T'ye kadar arttırıyoruz. İlk başta B ile C'ye baktığım zaman şuradan kıyaslıyorum arkadaşlar. B daha fazla genleşmiş C'ye göre. O zaman bir kere B'nin genleşme katsayısı C'den büyük. Şimdi gelelim bu tarafa arkadaşlar. A ile C arasında benim C daha fazla uzamış. C de benim A'dan büyük. Doğru seçeneğim nedir o zaman? A şıkkıdır arkadaşlar. Evet 39. sorumuz yine bir genleşme sorusu. Şekildeki levha daha soğuk bir ortama götürüldüğünde alfa, beta, tete için ne söylenebilir denilmiş. Yani sıcaklığımızı düşürüyoruz ve büzüşme sağlıyoruz. Yani ben konumumu şu şekilde azalttığımı düşünürsem yani büzüşecek ya bu. Ne yaptı arkadaşlar? Neydi? tek bir cisimden bahsediyorsak açılarda kesinlikle değişme gözlenmezdi. O yüzden doğru seçeneğimiz E şıkkıdır arkadaşlar. Evet, son sorumuza geldik. Y gölgesi şekildeki X levhasından geçemezken Z geçebiliyor. X ve Y'nin sıcaklıkları eşit arttırıldığında X levhasından Y geçerken Z geçemiyor diyor arkadaşlar. Şimdi siz bunların sıcaklıklarını eşit miktarda arttırdınız. İlk durumda benim Z x'ten geçerken y geçemiyor ama arttırdıktan sonra z geçemiyor y geçebiliyor o zaman bir kere en fazla genleşen ne arkadaşlar burada hangisi z geçemediği söylenmiş Genleşme katsayısı en büyük olan Z'dir. İkinci durumda nedir arkadaşlar? X'tir. Çünkü bu hepsini eşit miktarda arttırmamıza rağmen bu geçebiliyorsa daha az genleşmiştir. O yüzden sıralayacak olursak Z büyüktür X, X büyüktür Y. Burada biz şıklarda küçüktür şeklinde verilmiş. O zaman Y küçüktür X küçüktür Z şeklinde doğru seçeneğimiz de C şıkkıdır arkadaşlar. Ellerinize emenize sağlık. Görüşmek üzere.